Aha çaktım, sıçtım. Gelme, gelme. Bir sen eksiktin. Ya bir git, Allah'ını seversen git ya. Bak, geliyor vuruyor sonra gidiyor ya. Çıldırtıyorlar beni o fener balıkları. Herkese merhabalar, ben Şenol Ark Survival Vault'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölüme başlamadan önce birkaç ufak hatırlatmam olacak ki soracak şeyler de olacak. Öncelikle video saatlerinden bahsedeyim. Video saatleri geçenlerde ufak bir aksama oldu. Biraz halsizdim, fazladan uyuyakalmışım. Ondan benim sıkıntım, hani öyle bir değiştirme şeyim yoktu ama ondan bir olay açıldı. Video saatleri vesaire diye. Ben de size bir sormak istedim. Anket olarak videoya ekleyebilirsem inşallah, ne oluyor? Sağ üstte mi, sol üstte mi? Ya üstte bir yerde ünlem olacak. Ünlemden seçenekleri görebilirsiniz. Tahmin ediyorum saatleri 12-14 şeklinde, 14-16, 14-18 olabilir veyahut da 13-18 olabilir. Hani eski saatinde bir tane koyup bir tane de akşam saatine koyabilirim. 2 saat sonrasında bir tane daha koyabilirim vesaire. Çünkü ikisini aynı anda koymak pek mantıklı değildi. En başından beri de ben takıldım bir kere, öyle devam ettim, hiç bozmayayım dedim. Ama şimdi ufak bir değişikliğin zamanı geldi. Farklı saatlerde koymak daha mantıklı. Koyma diyenler oluyor ama dikkat ettiğiniz gibi, atıyorum 2 tane video aynı anda koyuyorsun. Bir tanesine başlayıp öbürünü merak eden arkadaşlar hızlı hızlı geçip öbürüne bakabiliyor. Yani ikisini aynı ana sokmak pek mantıklı değil kanal açısından. Neyse, orada bir anket olacak. Oradan seçerseniz size zahmet. Ben de ona göre davranışta bulunurum. Hangi saati alacağımı daha tam karar vermiş değilim çünkü. Hani önerilerinize göre bir harekette bulunurum. İkinci olarak server tanıtımı isteyen arkadaşlar var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Belli ki server kapanmıyor. Şu ana kadar kapanmış olması lazımdı. Baktım ki meğerse bir ay daha eklenmiş. Arkadaş hala ulaşamadım. Resul'dü arkadaşın ismi. Kanalda takip edenlerden biri. Bize server aldı. Kendi doğru gün oynayabildiği yok işlerin nedeniyle. Ama hani kanala yardım açısından aldı. Bana da adminlik vermişti. Hoş, ben de ilgilenemiyorum ama sonuç olarak serverımız hala devam ediyor. Oynayanlar için söylüyorum. Anlaşılan kredi kartını ekledi galiba. Ben hala 2 haftadır arkadaşa ulaşamadım. Ama sonuç olarak bir aylık daha eklenmiş ki tahmin ediyorum o ay bitince bir aylık daha eklenir diye tahmin ediyorum. Yani emin değilim, hala ulaşamadım söylediğim gibi. Onun için oynamak isteyenler devam edebilir ama onun dışında server kapanacak muhabbetler olunca izleyicilerden valla abartmayayım da 5-6 tane mi 7 tane kişi mi ayrı ayrı server tanıtımımızı yapar mısın tarzında gelenler oldu. İzleyicilerden ama dediğim gibi hani sürekli yorumlarda gördüğüm kişiler bunlar. Onun için diyorum ki bu videonun altına server'ın tanıtımını yapmak isteyenler siz yazın. Server'ınızın işte adını yazın, özelliklerini yazın. Ben de onları sabitleyeyim videonun altına. Eğer farklı bir server arayanlar, ki Scorchert olan var, modlu olan var, Anunnaki açan var. Hani farklı server arayan arkadaşlar da oradan bakın. Sormak istediğiniz bir şey varsa o yorumun altına sorabilirsiniz. İnşallah yakın zamanda da cevaplarlar. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım ama şu ana kadar daha hiçbirini test edemedim. Aslında test etmek istiyordum ama çok fazla server olunca hepsini ayrı ayrı gidip saatlerce oynamam imkansız. Maalesef ki gidip 15-20 dakikada da server'ın ne kadar anlayabilirsin? En fazla ilk başta hani pingi var mı yok mu ona bakabilirsin. Onun için aşağıda siz server'ın yapmak isteyen arkadaşlar yazın. Eğer server arayan kişiler de varsa oradan özelliklere bakın, IP'sine bakın, veriliyorlarsa, vermiyorlarsa işte oradan sorarsınız IP vesaire, neyse. O şekilde yeni server bulabilirsiniz. Şimdi bu bölümde İlk başta base'imi yaptım. Ufak bir su base'i. Onu bir göstereyim. Baya baya uğraştırdı. Ark baya beni dışladı resmen ya. Baya soğudum. Hakikaten soğudum yani. Şöyle göstereyim ilk başta base'i. Şunu yapması var ya, saatler sürdü ki komut da çıkarttım bir de malzemeden. Evet. Sonra daraldım artık. Yok yani. Hani ilk başta başladım yapmaya, sürekli kırdım sürekli kırdım. Baktım malzeme toplanacak gibi değil. Geri kalanını komut da çıkarttım ki zaten ufak bir kafes. Maksat hayvanları tutmak, hani herhangi bir savunma yok, bir şey yok. Ki oha inat. Ki zaten dev gibi yaptım dediğimde bayağı hemen de doldu. Bakar mısın abi, yine su içinde, su içinde. Optimizasyonu bir kere bok ettiler abi kesin. Suyun içinde ayarlarımı sürekli olarak değiştiriyorum. Bazı kişiler ayarları soruyor. Buyurun göstereyim şu anda. Genellikle şu ikisini yüksek tutup kenar yumuşatmayı düşük yapardım ama şu anda yüksek yapmayla pek baktım herhangi bir FPS düşüşü olmuyor. Yüksek bıraktım. Onun dışında biraz değişik değişik deniyorum. Kapatıyorum, açıyorum, bir şeyler yapıyorum. Şu zemin dayanıklılık yoğunluğunu minimumda tutun. Hani ileriye doğru pek fazla otomotu göremiyorsunuz belki ama FPS'yi ikiye katlıyor temiz. Onun dışında gökyüzü kalitesini mesela ne kadar yükseltirsen tamam gökyüzü o kadar güzel oluyor ama o kadar FPS yiyor. Şu ikisi gayet
ayarlarda güzel görüntüyü güzelleştiriyor. Ama hiçbir şekilde neredeyse FPS'i etki etmiyor. Yani yeryüzü kaplamasının etmesi lazım. Ben de etmedi yani. Anlayamadım. Ya sonuç olarak ayarlarım o şekilde. Deniyorum. Yok abi, su çok ilginç ya. Suyun içine giriyorum. Ortalama 30 saniyede bir, normalde şu anda 65-55 arası gidip geliyor. 30 saniye dakikada bir anda düşüyor onun altına. Hiçbir açıklaması yok. Hani anlayamadım. Neyse, şu anda ama yine de su içinde yapmak istediğim bir şey var. Onun için şöyle bir ufak yer yaptım. Bayağı bir uğraştım. Hallettim. Üstünü ama işte şey hesap edemedim. Şu anda gördüğünüz gibi sıfırlamayla uğraştım bir nevi. Neredeyse suyla sıfır. Hani metal suya dokunuyor. O kadar dokunuyor ki şu an koşarken... Su sesini duyuyor musunuz? Hoş, ben bile zor duyuyorum, çok az geliyor ama şapur şupur su sesi geliyor. Onun için bu arkadaş buraya konmuyor. Şu an space'e basıyorum, konmuyor. Burayı su olarak algılıyor. Hatta dur bakayım. Şöyle yaparsam. Yok. Hani dedim üstünden de atabilir ama atmadı. İlginç. Neyse. Ne böyle duruyor, sıkıntı değil. Hayvanlarımızdan bir tanesi şu. 209 çıkmıştı. 10 level kendi durduğu yerde gelmiş. Aha, bir tane daha geldi. İki tane daha geldi. Maşallah. Zaten hareket hızını fix 200 yapıyorum. Muhtemelen health'ini biraz daha yükseltir miyim? Belki de yükseltmem ya. Asıl babasını kullanıyordum ben, değil mi? Anne miydi, baba mıydı bu? Anne. Anneyi kullanıyorum. 30K'ya kadar çıkartmışım. Hareket hızını 200 yapmışım. Ağırlık bir miktar vermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım. Ağırlığı bunun 1000. Aynen. Bir miktar ağırlık verdim. Çünkü 20x olduğu için bunların çenelerinde maşallah. Aha bak. FPS'e düşecek galiba. Aynen. Ufak bir hışırtı geliyor kulaklıktan, sonradan bir anda FPS'e düşüyor. O da maalesef videonun... Yani o saniyelik olay videonun bütün kalitesini bok ediyor. Normalde şu anda gayet güzel FPS ama... Su optimizasyonu rezalet olmuş. Veyahut da benim ayarlarımda bir şey var. Bir şey diyemeyeceğim. Onun da ağırlığını muhtemelen 2K yapacağım. Ki boğulmadan... Bir dakika. Boğulmayayım. Bak yine... Çık. Muhtemelen 2K yaparım. Gerisinde full damage veririm. Tahmin ediyorum annesine niye olacak. Çünkü 209 level olarak çıktı. Üstüne hemen hemen 45-50 level hızlı kasılıyor. Onun sonrası biraz zor geliyor ama 70 level yanlış hatırlamıyorsam. Her seferinde karıştırıyorum. Çok ilginç bir rakam. 70 level üstüne kasıyorsun. 279'a kadar gidebilir. Şu anda daha 221'de. Onunla çıkacağım. Mososaurus aramak istiyorum. 100 level üstü. Koleksiyonumda şu anda asıl eksik olan Mosasaurus. Plesi'yi de aldım, platformunu. Mosasaurus muhtemelen alıp, hatta üzerine tek armordan, tabii şu anda yapamıyorum ama tahmin ediyorum T-Rex'lerimizin levelleri bayağı bir yükselmiştir. Onların 50K'ya kadar health'lerini vermiştim. Full damage de verirsem 13-14 tane T-Rex'te boss'lara gidersem tahmin ediyorum kesebilirim. Ama ne kadar içinden şey çıkar onu bilmiyorum ki, zorluk seviyesi var herhalde, ilk başta düşük seviyede bir denerim. Hiç bilmiyorum çünkü 3 zorluk seviyesi getirdiklerinden beri daha hiç uğramadım. Normali var, zoru var, bir de işte extreme, hardcore, mistik neyse değişik bir şey var. Tahminim normali denerim, normal fazla sıkıntı olmaz ama orta halli olanı biraz sıkabilir ki en zoru tahmin ediyorum çok daha güçlü hayvanlar veya da güçlü eğerler gerekir bizim şu anda. Galiba mavi eğer yapabiliyordum ya. Eve bakmam lazım. Şu bosslara gideceğiz. Şurada heykelleri var. Burada var bir tane. Şurada ileride bir tane var ki tepede bildiğim kadarıyla bu center'ın özelliği Broodmother'la King Kong aynı yerde duruyor. Hani bir tanesine gittiğin zaman ikisini de mi kesebiliyorsun? Veyahut da aynı bölümde hangisine gidersen tek o oluyor da olabilir. %100 emin değilim. Center'da hiç boss'a gitmedim. Deneriz, görürüz beraber. Bakalım bir dahaki bölüm ne zaman çekerim onu da bilmiyorum. Sürekli ark gelsin diyenler vardı. İnan giresim pek gelmedi yani. Kaç gündür girmiyordum. O tanıtımları yaptım. Ondan önceki o tanıtımlardan sonraki bölümü de hemen hemen tanıtımlarla aynı gün yaptım. Yani baksan nereden baksan 5 gündür falan giresim gelmiyordu. Şimdi bir gireyim dedim. Ufaklıklara bakalım. Ufaklıklar büyümüş. Onların çevresine bez yapayım. Bir tane de mos alayım diye girdim. Ki öncelikle video saatlerini... Sormak istedim. Server tanıtımlarını beraber yapalım dedim yorumlardan. Onun için daldım. Neyse ben şimdi şu arkadaşı atlayayım. Bir dakika, şeyim var mı? Tamam, bayıltıcı okumu aldım. Efsanevi crossbow'um var. Kaliteli mızrağım var ne olur ne olmaz şeylere sokmak için. 400 tane bayıltıcı okum var. Şunu giyelim. Bunu giyelim. Arkadaş hem level kasacağım. Hem şöyle dönebilir miyiz? Hem de mos arayacağım.
Açılıyor musun? Hiç anlamadım şu an neredeyim. Ha gayret. Bezi de tam gösteremedim galiba ama. Şöyle altını düzlerken ne eziyettir burası ya. Şu deniz, denizin dibine bir şeyler yapmak harbiden eziyet. Zaten şu taş, bu taşlar kırılmıyor. Neyse burası düz buldum, yaptım. Aslına bakarsanız bu koyun tamamını kapatmak istedim ama baktım içeride başka şeyler de var, başka insanlar da yapmış. Dedim kapamayayım hiç o kadar. Yoksa şu kadar malzemeyle tahminim koyu kapatıp kafada rahat edebilirdi. Aha yine düşüyor FPS. Evet düştü, evet. 13'ü gördü, tekrar 60'a çıktı. Çok güzel. İşimi görür ya burası. Zaten savunma değil, daha çok hayvanları içeride tutma amaçlı. Şöyle ufaktan bir mosaların mekanına doğru gideyim bakayım. Hemen hemen her seferinde illa bir 110-115 falan görüyorum. Hani 150 daha siptam yok. Ama 100'ün üstünde illaki görüyorum. Neyse suyun içinde dolaşırken fazla kayıt yapmak istemiyorum. Health'ini 30k yapacağım. Ağırlığı 1500 yapacağım. Ondan sonra full fizik sasar. Daha bir tane hayvan kesmedi bu ufaklık. Siktah. Direkt de level geldi. Birinin mi bu? Tabii ki birinin. Orada niye öyle safsap dursun? Neyse ben Musa'yı bulayım. Çok ilginç bir şey ama yine kas. Çok ilginç bir şeye rastladım. Şuna bakar mısın? Suyun içindeyiz abi şu anda biz. Bu nedir ya? Bu nasıl mümkün bu? Bu niye ölmüyor? Şey dışı koruma muhabbeti var. Hani offline dışı koruma ama. Yine de yıkmak serbest. Bir dur bir kasma Allah rızası için ya. Oo çok sık kasmaya başladı. Sudan çıkmam gerekebilir yani. Ya da gidişte oyun atacak beni. Çık git buradan diye. Bir saniye. Nasıl ya? Önce şunu bir pasif yapalım da ne olur ne olur. Yıkmak serbest. United States of Bursa. Oha claim allowed. Ha, girmiyorlar bir hafta var. Abi. Hoş ben de olsam 44 level. Şimdi bu uçmuyordur. Bayağı uçmuyordur bu ya. Alayım bakayım mı? Al gitsin ne olacak? Ne yapacaksın şimdi? Ha, suyun üstüne çıktın doğal olarak. Peki ben sana buradan ulaşabilecek miyim? Tabii ki de ulaşamayacak. Yanaş bakayım şöyle bir merak ettim. Çık yukarı çık. Hadi buyur burada adam kapana kısılır. Neyse yıkmak serbest olduğundan sıkıntı değil. Şimdi gireceğiniz yok anlaşılan zaten. Suyun dibine bırakmışsınız. Zaten şu halde olanları komutta girip yıkıyorum. Muhtemelen bunu da yok ederim ya. Hop. Şimdi abi kuşun uçma hızı. Allah'ını seversen. Bir dakika çok ağır değilim değil mi? Tabii ki de değilim. Hayvanın ağırlığı 4200 mi? 280 ağırlığım var. Gidişe bak. Şu gözlüğü bir çıkart. Vallahi yüzerek ben bunu geçerim. Bu nedir aga? Shift'e basıyorsun. Evet sen seyirciler. Çok hızlı gidiyoruz. Aman Allah'ım. Pasif bıraktım. Hayvana da bir şey olacak. Neyse şuraya. He, dur bir dakika. Buradan çağırabiliyor muyum? Burada bir yerde olması lazım. Biliyor musun? Gelmen lazım. Şuradaki mi? Oradaki galiba. Neyse şuraya kondurayım ya. Lazım olur gelirlerse veririz yine. Patch notlardan unuttuklarım var. Şimdi milletin gönlünü almak için. Açıkçası çok da hoşuma gitti ama. Dediğim gibi şu optimizasyon olaylarını adam etmeden ben zor oynarım normali. Muhtemelen modlu gelene kadar hiç oynamayabilirim bile. Bu kadar mı health'im gitti benim? Ankilo demiri %75 azaltıyor. Ağırlığından bahsediyorum. Ankilo atıyorum 100k demirim var. Yani 100 ağırlığı olanı 25 ağırlık olarak. Benim anladığım daha test etmedim. Anladığım kadarıyla. 100'ü 25 sayıyor. Mamut odunu 100'ü 25 sayıyor. Doedicurus taşı 100'ü 25 sayıyor. Doedicurus'a zaten lazımdı. Abi en başından lazımdı. Yani çok saçma Doedicurus'ta öyle bir şey olmaması. Yani kanguruya veriyorsun. Doedicurus'a niye vermiyorsun? Doedicurus'u taşın yanına bıraksan adam taşı kırıyor ya. Hani tamamen taş manyağı. Demire vuruyor taş çıkartıyor herif. Tam taş hastası. Onun dışında Ankilo Mamut hakikaten çok güzel oldu o olaylar. Artı hayvanlar. Oo bak onu. Keşke ona da bakayım. Dur bir saniye. Hemen yakında. Uçan hayvanlar. Saldırısı olan hayvanlar haliyle. Kelebekte zaten sadece sağ tuş var. Sadece osurduğu için.
Onun dışındaki bütün uçan hayvanlar, ki bütün uçan hayvanların bu arada hızına veremiyormuşsun, ondan tam emin değildim. Hepsini tek tek deneme şansım... Oğlum insene. Hepsini tek tek deneme şansım olmadı ama neredeyse %100 eminim diyebilirim. Birkaç kişiden duydum, takip ettiğim birkaç YouTuber'dan duydum. Şunu çıkart. Hiçbir kuşun hareket hızına veremiyorsun. Hareket hızı diye bir şey yok. Aha vallahi saldırıyor. Saldırısı olan hayvanlar yerde konmuş haldeyken de saldırıyor artık. Ya o da olması gereken bir şey diyebilirim yani. Tabii her hayvan... Şey nasıl saldırıyor? Argentine was... Gaga vuracak herhalde. Normalde doğru, pençesiyle hayvan tuttuğunda da gaga vuruyor. Doğru. Normalde çoğunlukla pençe vuruyor gibi gözüküyor yani. Pençeleriyle çiziyor gibi gözüküyor ama... Baktığın zaman pençeleriyle bir şey tuttuğunda da gagasıyla da vuruyor. Demek ki yerdeyken de gagasıyla vuracak. Unutmazsam Beyze gittiğimde de bakarım ona. Siz ne yapıyorsunuz? Player'ın kaplumbağasını yemeye çalışıyorsunuz değil mi? Allah bilir kimin. Kim bu? Okunmuyor. Ha, United States of Bursa yine. Değil mi? Bunu sahiplenemiyorsun. O zaman onlar şeyi kaybetti ya. Kaybetsen ne olur? Oyuna girince yine de çıkması lazım. Bir dakika ya. He, United States of Bursa, bunu sahiplenemiyorsun. Onu niye sahiplendik? Hiçbir şey anlamadım. Yoksa kaplumbağanın süresi daha mı uzun? Nasıl bir saçmalık? Kuş, uçan kuşları yoksa böyle odun gibi mi sayıyorlar? Odun, odun bir hafta taş, 14 gün müydü? Öyle bir şey olması lazım. Tam emin değilim. Gözlüğümü takabilir miyim? Tamam. Öyle bir şeydi galiba. Belki uçan binekleri de az sayıyor olabilirler ha. Onun hakkında en ufak fikrim yok. Yani gerek duymadım çünkü baktığın zaman üstünde süresi yazıyor. Oyunu bıraktığın zaman zaten o server'a bir daha girmeyeceksin demektir. Hani 10 gün girmediysen daha girmezsin. Yani bu arada health'im 32K, ağırlık 2K, 200 hızım var. Gerisi full fiziksel hasar. Annenin yanlış hatırlamıyorsam 1100 falandı ya. 1100'ü rahatlıkla geçeriz bunda. 1400-1500'lere kadar gidebilirim diye düşünüyorum. Neyse. Ben devam edeyim bakayım. Adanın arkasındaki çukurda olabiliyorum olsa. Veyahut da Volkan Odası'yla Karno Adası'nın arasında oluyor. İlk başta bu tarafa bir bakayım. Buralarda çok oluyor. Bununla biliyorum, derine fazla dalamayacağım diyeceksiniz. Şimdi Mosa derinlerde yaşıyor. Bu hayvan derinlerde duramıyor falan. Şimdi Mosa'nın maksimum çıktığı yerle bunun maksimum indiği yer çizgi aynı. Yani Mosa'yı ben ilk başta peşime takarım. Bunun tam canının yanmadığı yere çıkarım. Atıyorum buralar mı? Burada canı yanıyor mu? Şu an yok, yanmıyor mesela. Burada yanmıyor. Biraz daha yapıp duruyor zaten hayvan. Şu an yapmadı. Hala yapmadı. Ya şöyle anlayabiliriz. İn abi. Hayvan burada duruyor. Tamam. Burada sıkıntı yok. İn biraz daha. Burada in. Hayvan burada da duruyor. Oğlum sen ne kadar derine inebiliyorsun? Şurada inerim. Allah Allah. Değiştirdiler mi onu ya? Evet, şu an canı yanıyor. 357, 354, 353 görüyor musun? Gidiyor. Oo, onu değiştirdiler galiba. Normalde canı yanan yerden bu hayvan da inince otomatik olarak canı yanmayan yere kadar çıkıyordu. O canı yanmayan yere kadar çıktığı nokta da Mosa sarısı maksimum, Mosa plesinin maksimum çıktığı nokta olarak gözüküyor. Doğal olarak aynı çizgi. Yani o şekilde limiti de görebilirim rahat. Bu hayvan o işe de yarar. Normalde salda falan kaç, 24 sütun aşağı inip temel koyup o limiti ayarlıyorlar. Maksimum Mosa'nın çıkacağı yer, o sütun üstünde durup Mosa'ya sıkıyorlar falan. Böyle teknikler de var. Tabii burada öyle hiç uğraşmıyoruz. Allah ne verdiyse bam bam bam, öyle taktik maktik yok. Hatta bug'ı kullanıp salın altına dümdüz kaç, 36 kare mi ne gidiyorlar. 30 küsür kare gidip sütunlardan hapis yapıp onun içine hayvan bile sokup orada temliyorlar. Şimdi o kadar malzeme koyamıyorsun ya, sütunları geliyorsun en aşağıya temeli koyuyorsun, çatıyı koyuyorsun, sütunları patlatıyorsun, o çatı yine de şeyle sabit gibi duruyor. Salla. Ya bir ilginç bir taktik. Videoları var internette. Ben hiç uğraşmadım onu yapmayla. Gördüğüm o. Tahminim işe yarıyor. Ark'ın şeyi. Bir çıkayım ben. Bu yine kasmaya başladı. Ark'ın
bez yapma olayları sağ olsun. S Plus'ı getiremediler. Yani o da çok büyük sıkıntı. Zaten onu diyordum ya, hani bez yapma olayları, ilk başta metal bezden bahsediyordum. Hakikaten adamı daraltıyor. S Plus adam evinde yapmış. Alttan 1000 kat daha iyi ya. Şaka gibi. Center haritasında da aynı muhabbet olmuştu. Mesela Island haritası deli gibi kasıyordu. Görüntüsü kötüydü. Adam center'ı bir çıkarttı. Hem görüntü 10 numara. Ne oluyoruz ya? Hem görüntü 10 numara. Uf, deli gibi kasıyor. Hem de 10 numara çalışıyordu. Zaten herifi direkt işe alıp haritayı da official yaptılar. Rezillik ya. Vallahi rezillik. Neyse, ben şu Musa'yı bulayım. Zaten şeye geldim neredeyse. Karun Adası'na geldim. Karun Adası'nın arkasına dalarsam tahmin ediyorum bulurum. Ne oluyor? Bir dakika. Bir dakika. Tam şeye bakıyordum. Konuşabiliriz. Şunu Q'ya basar mısın abi? Heh. He, tamam. Pardon. Şunu yiyeyim mi? Bunun da üst limiti var anladığım kadarıyla. Şuradan yukarı çıkmıyorsun değil mi? Aynen. Göstereyim arkadaş. Bu arkadaş 35 level. Onun için hiç gösterme gereği bile duymadım. Ama asıl olay, İlkinde de böyle bir kısmet yok var ya, kesin bir kısmetsizlik olacak. Kasmak gibi mesela. Şu an sesinde tırırt yapıyor, ondan sonra çat 20 FPS'ye düşüyor. Sonra tekrar 70'e çıkıyor. Çok ilginç ya. Dur bir oğlum, bir dokanma, bir dur. Bir dur. Olayımız bu abi. 145 level. Ama tabii bu tabut bizi bırakırsa. Oğlum bak, yedirtme kendini bana. Harbi yerim adamı ben. Kaç? 400 vuruyorum şu anda yani. 300-500-3. Bir dakika, Mosa edeyim. Mosa girdi araya. Üst limit şuralar bir yer olması lazım değil mi? Tamam. O bıraktı beni. Tekrar yanaşıyoruz. Gel artist, gel. Abi bu hayvanı özellikle seçmemin şeylerinden bir tanesi de bayıltamıyorlar bunu. O şeyler, deniz anaları bu aralar beni çok daralttı suda. Uff. Mosa'yı vurmak istemiyorum. Bir saniye, müsaade et. Galiba çıkıyorum yukarı ama zifiri karanlık. Evet, çıkıyormuşum yukarı, güzel. Bir mi? Koca ahtapot kestik be abi. Nerede Mosa? Mosa. Aslında bunu Mosa'ya yem edebilirim ha. Ama işte alt limit, kendi de zarar alacağı için. Kasma kanki. Hadi be oğlum. Kendine gel. Şuna bir peç getirsinler. Ne olur ya. Bu haliyle suda harbi hiçbir şey yapılmaz. Hop. Nasıl lan? Heh, vurdum. Pardon. Ses ne lan? Aha, sesimi değiştirdiler bunu. Abi. Abi sen nereye kadar çıkacaksın abi? Heh, limit tamam. Tam tahmin ettiğim gibi. Ne oldu lan artist? Gel. Çok yükseldim ben. Korktum bir an. Abi camış gibi şey geliyor yani. Korkar insan. Ne yapayım? Bizimki nerede? Ha, burada. Tamam. Oğlum. Canım. Kasma. Allah rızası için kasma. Bu tahmin ediyorum yüzün üstünde o kalır ya. Nasıl bir dönüşten o? Gelecek mi kanki? Çok hızlı geliyorsun sanki. Limit burası mı? Tek sıra yemezsin sen beni değil mi ya? Evet. Tamam, şu an hayvanın yanındayım. Ne oldu lan artist? Oh, ben buna vurmaya devam edeyim. Bu kasmalarda da, çünkü video maalesef sıkıntı olacak. Dolduracağım mı? Bayılttığımda görüşürüz. Bayağı sürecek bunu bayıltmak belli. Ve ıskalamalarımla. Ama ıska değildi ya. Nasıl lan? Ya ben seni... Şurası tamam abi. Al bak, yanındayım. Gel kanki, gel. Gitme, vallahi gitme. Şimdi bana yaklaştığı zaman yükseleceğim. Amaç o. Gittiği zaman alçalacağım. Şu an alçalıyorum mesela. Şimdi bana dönmesi lazım bunun tekrar. Bak, görüyor musun? Üst limitteyim. Yükseliyorum. Kasmazsa... Tekrar alçalıyorum. Taktik bu kadar basit. Tabi bu kadar oksijeniniz varsa doğal olarak, ki suda Mosa bayıltacaksınız, illaki lazım o kadar oksijen. Ne oldu lan? Isıtıramıyor mu? He? Ağzım mı uyuştu? Ne oldu? Gel indim aşağı, gel. Kocaman hayvanda nasıl ıskalanır? Kasıyor çünkü.
Isırdı. Vallahi ısırdı bu sefer. Ah, kasmana. Öleceğim resmen ya. Tamam, bayılttığında görüşürüz ya. Ben biraz bu arada küfür de edebilirim. Bunun için kaydı ben burada sonlandırayım. Fırlama kaçmaya başladı. Sıkıntılardayız ya. Uf, kasmalar bana tövbe ettirdi abi. Bu bölüm optimizasyon gelene kadar bir daha su altına kesinlikle girmeyeceğim son bölüm yani. Tövbe ya, bir daha girersem namerdim. Oğlum benim hayvan nerede? Tövbe, vallahi tövbe. Hatta temizinden modlu gelene kadar arkadaşlarla girersem belki çekerim de, yoksa tahmin ediyorum artık çekmem ya. Bir gına getirdi. Saldır bizimkine. Bak bak. Saldır ona işte ya. Ye onu. Az önce de chest'imi kırmış biliyor musun? Kasmadan dolayı kaçamadığımdan chest'imi kırmış. İşin kötüsü scuba chest'i. Haliyle ilk o kırılıyor ya, onun hiç armor olmadığı için. Dayanıklılığı sıfır. Allah'tan yedeğim vardı. Allah'tan. Bak kasmaya bak. Bak. 75'ten 15'e düşer PPS. Hop. He, son durumunu da göstereyim. Bir saattir atıyorum bunu. 22.400. Devam. 28.000. Arkadaşın torporu. Iska. O bariz iskaydı. Bu tamamdır. Kasta anlayamadık. Vurdu bu. Bu da vurdu. Ses gelmedi. Vurmadı mı? Vurdu. Kaçıyor galiba. Yine kaçıyor. Arabayı nereye fark ettim? Heyecan yapıyorum. Araba. Oğlum hayvanı nereye koydum? Şuraya bir yere koymadım ben ya. Vallahi görmüyorum. Oğlum. Canım. Aslanım. Nereye gittin? Yok, göremiyorum. Gitti Mosa, gitti bizim hayvan. Kasmayaydın, iyiydi ya. Şu tarafa doğru gitti. Ben Mosa'yı takibe gidiyorum ya. Şu an bulamayacağım galiba şeyi. Yalnız o hızda da fırlamaya nasıl yetişeceğim ya? Bana palet lazımdı. Kesin bir duvara muvara takılmıştır. %100 öyle yapıyorlar çoğunlukla. Beyni uyuşmuş oluyor abi. O kadar torporu yiyince ne yapacağını şaşırıyor. Beyni uyuşmuş oluyor. Ondan arkadaşlar aptallaşıyor diyeceğim de, aha. O mu bizimki? Vallahi o. Düşüyor abi. Torporu düşüyor ya. Legolas. Tak. Oldu mu? Gelmedi ses. Suda düşmüyor ki oğlum şey. Çok kasıyor, çok. Felaket kasıyor. Ya oğlum o vurdu ama, ayıp sana ya. Vallahi. Vurmamış. Hı? Çok çapraz hareket ediyor. Şöyle, bu vurdu. Vurdu. Hala mı vurmuyorsun oğlum? Ulan oklar boşa gitti, oklar. Görüyor musun? 15-20 saniyede bir, bilmiyorum işte videoda ne kadar belli oluyor da, böyle bayağı donuyorum ben 3 saniye, ondan sonra devam ediyorum. Sınıyor yani. Neyse. Şu arkadaşı alacağım ama inat ettim yani. İnandım alacağım. Ha, vurdum şükür kavuşturana. Gitti ama orada. 2-3K torpor gitti. Aha çaktım. Sıçtım. Gelme. Bir sen eksiktin. Ya bir git, Allah'ını seversen git ya. Bak. Geliyor vuruyor sonra gidiyor ya. Çıldırtıyorlar beni o fener balıkları. Tam piçler ya. Sana bir şey saldırırken saldırıyorlar ha. Mesela Mosa bana doğru geliyor diyor. O ara saldırdı. Mosa beni bırakınca o da beni bıraktı. Neyse, bu arkadaşı bayılttığımda görüşürüz artık. Yani biraz daha sürecek anlaşılan. Sonuna geldim diyordum da olmadı. Aa, çıkışa bak. Hayvan herif. Öküz. Fazla uzaklaşmayayım da arkadaş bırakmasın beni. Eziyetin daniskası oldu. Videoyu kaybettim. O arada kaybettim diyorum. Kaydetmeyi kapattım. Onun üzerine tekrar gidip bezden oksijen tüplerinden iki tane daha aldım. Yok, tekte de bir tane daha kırdım. O saatten sonra da zaten bayıltma gibi bir şansım yok. Toplamda 200 tane ok falan attık yani hayvana. Normalde 100-110 taneye bayılması gereken hayvan eziyet oldu. Neyse, hallettim sonuçta. O arada platformumu da yaptım. Gel bakayım buraya koçum. 217 stat verdim mi? Verdim galiba.
13.000 health'i var. 17.000 maşallah. 4.000 geliyor hemen hemen. 14. Yani 3.000 küsür geliyor health'ine. Enerjisi 1800. Bu arada ben şunun enerjisini unutmuşum ya. Peşinden koştururken hayvanın aklıma geldi. Ben diğerine vermiştim biraz enerji. Galiba. O kadar hızlı bitmiyordu. Çünkü şunun enerjisi 1100'dü. 2 defa verdim. 1300 oldu. Ona rağmen annesine göre daha kısa sürede staminası bitiyor. Bu hayvanın peşinden koşayım derken o ara dikkatimi çekti. Biraz kovalayınca zırt diye anında bitiyor. Hareket edip buna gerekir mi? Platformu koydum değil mi? Koydum. Tamam. Şöyle gel bakayım bir sen. Bir dön bakayım bir sen. Dönsene kardeşim. Bakalım şimdi kaç vuracaksın? Kaplumbağa değil ama. Yunus'a vuralım. Vuramıyoruz mu Yunus'u? Yok mu öyle bir şey? Çünkü o başkasının Yunus'u. Temliyip sağa sola atmışlar yine. Şurada var. Bu başıboş sanki. Başıboş musun? Allah Allah. Abi bütün denizi mi teminlediniz? Ne yaptınız ya? Hiç bakmamıştım bak su içine. Aa ne vurdum? Ne vurdum? Ne vurdum? 320 maşallah. Selamun aleyküm. 320 iyiymiş. Zaten bu camışa health veririm ya. Niye vermeyeyim? Ne? Onun 30 varsa bunun 50 olması mantıklı mı? Galiba. Oha şimdiden mi 50 oldu? Maşallah şimdiden 50 oldu. Güzel. Hareket hızı gerekir mi? Optimizasyonu yapmazlarsa bundan zaten ne kadar oynayacağım ya. Hızı fena değil ya. Yok ya, en azından bir 150 yapalım. Bing yaptı, bitti orada. 105 oldu. Arkadaşlar az bir level kasayım ben, bakayım ne duruma gelecek, kaç vuracak. Oo, boğuluyorum lan, oksijen şeyim takılı değil mi? Takılı değil, sivri zeka, giysen onları. Aldık yanımıza, giymiyoruz, o da güzelmiş. Ben biraz bir dolaşayım bakayım, şunda bir levelini kasayım, kaça kadar damage gelecek. Bu arada fiziksel hasarla kaç geliyor? Şu an 320'de hemen hemen 320 vuruyor. 30-30 geliyor, fena değil be. Ama ilk başta hızını bir kasarım ben ya. 150 yaparım, rahat rahat dolaşabileyim. Şu fener balıklarını yiyelim. Tam da emin değilim bunu. Vuruyorum tamam. Vuruyor muyum? Vurmuyor muyum? Ne oluyor? Gidebilir miyim? Bir saniye. Bir de bunu alfa bulduk mu var ya. Of, tadından yenmez bu. 10 numara level kasmış olurum. Ve hakikaten kusura bakmayın. Bu kasma olayı bu kadar yapmıyordu yani. Başladım bir seferde. Dedim bırakmayayım. Arada düşündüm yani, bıraksam hiç uğraşmasam o diye. Yapacak bir şey yok ama belli ki su bana şu anda haram. Karada bilmiyorum ne durumda. Karada doğru düzgün de dolaşmadım. Ama bildiğim kadarıyla karada böyle şeyler yapmıyor. %150. Tamamdır. Stamina ağırlık. Bunlara vermeye gerek yok ya. Enerji ağırlığı. Fiziksel hasarı abanalım. Şimdiden 700 mi vurmaya başlayacağız yani? Şu anda zaten 700'ün üstünde vuran su canlım yok galiba. Tabii. Şu an direkt zaten bizim kralımız oldu bu. 767 vuruyor. Şimdi level işini halledeyim. Eziyet çeke çeke en azından kaydı durdurduğum zaman biraz olsun iyi oluyor. O arada halletmiş olurum. Manta gruplarının maşallah güzel de experience veriyorlar. Bir tane ortada basın çevresinde en az 8 tane falan manta oluyor ya. Tek ısırıkta alayı gidiyor. Alayı. Teke gidiyor. Şu çevrede de bayağı vardı. Tek tek. Ya sahilde giga aradım. Şu özellikle üst sahilde. Tabi volkan adasında giga çıkmıyor galiba. Şeyde aradım. Pardon, Volkan Adası'nda çıkıyor, Karno Adası'nda çıkmıyor. Döneceksin mi? Hani dedim şansımı deneyeyim. Suda zaten beni kovalayacak hali yok. Teke de alabileceğini sanmıyorum. 50k ne vuruyor? Ama şu anki halimiz, göstereyim hemen. Hop, bir vuracaksın mı şuna? 1410 vuruyor, 1410. Ve seri de vuruyor yani, fena değil. Vuruş hızına bakar mısın? 1400, 1400, 1400. Normal... Arka göre diyorum tabii, zaten hani mod izleyene 1400 ne ya, yapanlar falan oluyor. Hani onunla bunu bir tutmayacaksın. O ne, bu ne? Bakayım ne çıkacak. Hemen seni bir pasif yapalım. Başarabilirim. Haydi bismillah. O ne lan? Ark item slot. Ark creature. Transfer item slot. Verici sen. Verici sen. Oha ya, yine mi ya abi, yeter ya, vallahi bıktım sizin şu skubaları kırma olayınızdan. Ne oldu şimdi oradan? Oha oğlum, bu ne? Gelin kankiler, buyurun gelin, gel topla gel.
Topla gel hıyaraları, topla gel. Tiplere bak, ne kadar doluşmuşsunuz siz buraya. Gel sen de gel, sen de gel. Gel böyle. Yalnız ağırlıktan hareket edemiyorum. Gel, çevir. Dön de gel. Gel abiciğim. Kasma, kasma bir saniye. Bir dur. Nasıl bir hayvan birikmiş buraya? Ağırlığın ne oldu? Uf. Şuradan şöyle sallamaya baş. Ya vallahi yine salla ya. Ne yapacağım eti zaten? Lan ete hiç gerek yok. Yalnız yine kırdı bizim şeyi ya. Boğulacağız anasını satayım. Dur. Pardon, gözlük. Lan gözlüğü kırmış ya. Gözlüğün yedi yok ki ya. Ne halim varsa gör. Allah'ından bul. Ben gidiyorum arkadaş. Sahilde ufak bir tur attım. Giga bulamadım. Giga bulsam böyle hıttıdı hıttıdı sahilden doğru yiyecektim. Oluyor çünkü saldırıyorlar. Gösterme şansım var mı? Var mı şey sahilde? O kadar sahilde yok. Ulaşabileceğim sahilde. Şunlara ulaşabilir miyim? Yok. Gel buraya bir ıstırayım. Kanki bir dur. Ya bir baksanıza siz. Kardeşler. Gel gel böyle gel. Lan seni başlarım. Oğlum gelsene. Bayılacak gelmeyecek. Bu da bir şeyler yiyor beni ama. Oğlum 1400 vuruyoruz. 1400 hiç mi beyniniz yok? Bir tane daha geldi. Daha da bu saatten sonra da level gelmez ama yani. Gördünüz orada 50 tane şey kestim. Bak tek başına mısın? Ha yeni spawn oldu. He o zaman yeni spawn olunca mantalar yavaş yavaş yanına spawn oluyor. İki tane var. Geçenlerde de çünkü bir iki tane ben böyle temlediklerim hatta yanında hayvan yoktu. Niye diye düşünüyordum, mantıklı. O zaman bunu peşine takacaksın. Baktım mantalarla, ilk başlarda söylüyorum. Mantalarla temleyemiyorsun. Peşine takacaksın, onları uzaklaştıracaksın oradan. Uzaklaştıktan, farklı bir alana getirdikten belli bir süre sonra, 5-10 dakika bilmiyorum değişiyor duruma göre, despawn oluyor. Spawn olduğu bölgeden uzak bir yerde kaldığı için despawn oluyor. Sonra tekrar eski yerinde bir daha spawn oluyor. Hani kesemeyip peşine takıp bir yere kadar götürürsün. Ondan sonra orada despawn olduktan sonra yeni spawn noktasında yakalarsan yanına mantalar çıkmadan, ki sen oradayken spawn olmazlar zaten. Bölgede player varken spawn olmuyorlar. Rahat rahat temlersin. Bak ben yeni fark ettim onu. Suda dolaşamayız ki arkadaş bu FPS'yle. Neyse ben bunu artık eve çekeyim diyeceğim de biz şey almadık. Ben nereye çektim o hayvanı? Şurada. Şurada. Sonra bizim diğer arkadaşı da alalım ya. Onu buraya terk etmeyelim. Dışarıdan da bir göstereyim şunu ya. Şu aslanıma bak ya. Çok güzel hayvanlar ya hakikaten. Ya suda kral bu. Suyun gigası. Geyini yapıyorlar ya. Harbiden suda kral bu ya. Her şeyi keser bu. Özellikle bir de yüksek level buldum mu? Ki düşük levelinin bile maşallahı var. Gidişe bak. Yetişemiyor diğeri bana. Shift'e bastığım zaman. Abi al işte. Denizde bu hızda giderken şu hıza bak. Oha. Orada ne olmuş lan? Dur yalnız o gelebilsin. Denizde bu hızda giderken uçan bineklere kimse binmez yani. Binilemez abi. Ki bununla ama bunu tabii temleme zamanı bayağı ileride. Bana Yunus balığı gibi geliyor. Tipe bak. Kendi başına öyle gittiğini bilmiyordum. Sal sıkıntılı sal. Salı bilmiyorum. Daha şu an hala official'da göremedim bu muhabbeti. Büyük balığı. Yeni çıkan balığı. Ne kadar sorun olur bilmiyorum sallara. Şu ana kadar saldırı maldırı da hiç duymadım. Yorumlarda falan hiç bahsedilmedi. Normalde bahsederler. Ne yapıyorsun ya? Lan? Ne yapıyor? Oğlum bu tarafa geleceksin. Duvara takıldı, oradan doğru dönmeye çalışıyor. Oğlum gelsene böyle. İşimiz var. Var ya buglanıp çıkacak oradan ha. Dur abicim dur. Ha yok server gitti. Ben de diyorum ne yapayım. Anlaşılan server'a yakın zamanda gelemeyeceğim. Videoyu da yarına paylaşmak istiyorum. Düşün pazar akşamı çekiyorum şu anda. Pazartesi öğlene yetişmesi lazım. Edit render'ı falan var. Neyse bölümü de burada bitireyim. Unutmadan tekrar hatırlatayım. Size zahmet anketi elinizden geldiğince fazla kişi seçim yaparsa ben de ona göre bir şeyler ayarlarım. Onun dışında server'larınızı tanıtmayı unutmayın. Evet, bölümün de sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.